geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim. Seni boydan boya sevmişim, ta Kars'a kadar Edirne'den. Sen vatanımsın, ekmeğimsin. Binbir türlü kokuyorsa yaylalar, benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Sen Türkiye'sin, ekmeğim, tuzum Türkiye. Alnımın teri, gözlerimin nuru Türkiye. Yeniden yapraklanan şu çınarın gölgesi, şu beyaz minareden dökülen ezan sesi. Ve tesbihe dönüşür zaman, geçer parmak uçlarımızdan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz. Gökyüzünün o meşhur maviliğinde. Velhasıl yalnız kalamıyoruz. Kalabalık bir haldeyiz. Bırak gelsin ışık, ses, temas. Söyle sevda içinde türkümüzü. Türkiye'm, ana yurdum, sebebim, çarem. Taşına toprağına vurgunluğum bundandır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim. İnsanların, insanların, ah senin insanların. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Ekmeğim, tuzum Türkiye, alnımın teri, gözlerimin nuru Türkiye. Bir şiir kadar naif, bir şiir gibi narin ülkem, Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklarımız, basınımızın kıymetli temsilcileri, 3. Turizm Şurası için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Birincisi 1998 yılında,
İkincisi, 2002 yılında gerçekleştirilen turizm şuralarının ardından 1-3 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek 3. Turizm Şurası'nın açılış programını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Gelin şimdi bu önemli şurayla ilgili hazırladığımız filmimizi izleyelim hep birlikte. Medeniyetlerin beşiği Türkiye. Doğal güzellikleri, binlerce yılın tarihi ve kültürel birikimiyle bezenmiş yurdumuz. Amacımız farklı kültürlerden insanları Anadolu sıcaklığıyla kucaklamak. Hızla gelişen turizm sektöründe ülkemizin konumunu güçlendirmek. Daha fazla insanımıza istihdam ve gelir sağlayabilmek. Bu amaç doğrultusunda sürdürülebilir turizm vizyonunu benimseyerek büyük atılımlar gerçekleştirdik. Ziyaretçi sayımızdaki artışla bugün dünyanın en çok turist çeken 6. ülkesiyiz. Sürdürülebilir turizm için turizm altyapı bütçemizi önemli ölçüde arttırdık. 4 ve 5 yıldızlı nitelikli otel sayısında bugün Akdeniz'in lideri konumundayız. Mavi bayraklı plaj sayımızdaki artışla bugün dünyada 3. sıradayız. Deniz, kum, güneş üçlüsünün kıymetini bilmekle birlikte kültür, şehir, sağlık, spor, gastronomi ve kış turizmi gibi pek çok alanda projeler geliştiriyoruz. Turizmi Anadolu'nun dört bir köşesine ve dört mevsime yayıyoruz. Müzecilikte yeni bir çağ başlattık. Müze ve öğren yeri sayımız ve gelirimizde büyük bir artış sağladık. Özel sektörümüzle birlikte bütün dünyada tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz. Dünya ortalamasının 3 katı büyüttüğümüz havacılık sektörü turizmimizin itici gücü oldu. Son 15 yılda yapılan bölünmüş yollarla Anadolu'nun turizm potansiyelini ürüne, işe ve gelire dönüştürdük. Kültür mirasımızın korunmasını, kültürel çeşitliliğimizin ve zenginliğimizin öne çıkarılmasını 2023 vizyonumuzun en önemli hedefi olarak belirledik. Türkiye, tarihi, coğrafyası ve insanıyla özel bir ülkedir. Bugün ülkemizin tüm değerlerini ortaya koyan, bireyle iletişimi güçlü, global reklam ve tanıtım kampanyalarını tüm dünyada yürütüyoruz. Bu kampanyaları dev metropollerdeki açık hava uygulamalarında, yüksek tirajlı gazetelerde, dergilerde, en çok seyredilen televizyon kanallarında ve dijital platformlarda başarıyla sürdürüyoruz. Ülkemizin sahip olduğu bütün değerleri şiirsel ve görsel zenginlikte sunumlarla dünyaya anlatıyoruz. Dijital ve sosyal medyada bireylerle birebir iletişim kuruyoruz. Diğer taraftan uluslararası kültür, sanat ve spor organizasyonlarında stratejik işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Türk mutfağının korunması ve geliştirilmesi için seferber olduk. Mutfağımızı tüm dünyada tanıtıyoruz. Sinemamızı bütün dünyada tanıtmanın yanında uluslararası yapımlara içeriklerimizle ortak oluyor, destinasyonlarımızı tanıtıyoruz. Diğer taraftan iç turizmde de hedeflerimize doğru hızla ilerliyoruz. Sektörümüzle birlikte düzenlediğimiz erken rezervasyon kampanyalarına katılım sayısı 6 milyonu aştı. İnsan ve kalite odaklı turizm anlayışını ve planlama yaklaşımını hayata geçiriyoruz. Sektörümüzün tüm temsilcileriyle canla başla çalışarak bugün yeni bir aşamaya geldik. 2023'te
50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak için inançla çalışmanın, güzel ülkemizi hak ettiği lider konuma gururla taşımanın, Türk turizminde daha büyük bir atılımı gerçekleştirmek üzere geniş ufuklu projeleri hayata geçirmenin, şimdi büyük hedefler için çalışmanın tam zamanı. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirlerimiz, 2002 yılından günümüze küresel, bölgesel ve yerel gelişmeler, ülkemizin turizm sektöründe yeni açılımları, yeni vizyonları, kalıcı ve sürdürülebilir politikaların belirlenmesini zaruri kıldı. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve akademik camianın katılımıyla güncel görüş ve önerilerin paylaşılacağı yeni bir şura düzenlenmesi iradesi ortaya çıktı. İşte 3. Turizm Şurası da bu doğrultuda ülkemiz turizmi açısından tarihi adımlara öncülük etmesi hedefiyle 1-3 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenleniyor efendim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakan. Muhterem Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirler, hepinizi 3. Turizm Şurası'nı teşrif ettiğiniz için şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlki 1998 yılında, ikincisi 2002 yılında yapılan, üçüncüsünü de 1-3 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin salonlarında gerçekleştireceğimiz Turizm Şurası, yeni dönemdeki turizm stratejilerimizin belirlenmesi bakımından fevkalade önemli. Çok yoğun ve çok disiplinli bir çalışma sonrasında bugüne ulaştık. Ben bu şuranın oluşmasında emeği geçen, buraya 13 komisyon vasıtasıyla katılarak görüşlerini ifade eden, edecek olan arkadaşlarımıza, hazırlık safhasında gerçekten fedakarca çalışan bütün bakanlık personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Özellikle sloganımızda da ifade ettiğimiz gibi turizm alanında yeni bir atılım yapmanın, stratejik bir adım atmanın tam zamanıdır. İlki rahmetli Özal zamanında onun Türkiye yönettiği dönemlerde başlayan turizm hamlesi birinci evreyi oluşturdu. Türkiye o gün turizmin bugünkü imkanlarıyla ilk sefer tanışmaya başladı. Birinci evrede epey olumlu adımlar atıldı. Ancak turizmde üçüncü evreye geçmemizi sağlayan esas adımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde birlikte ortaya konuldu ve turizmin ileriye gitmesiyle ilgili olarak altyapı çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı, sürdürülmeye de devam ediyor. Havaalanları, otoyolları, hızlı trenler ve her alanda ulaşım ve haberleşme alanındaki attığımız adımlar turizmde tabir caizse ikinci evrenin başarıyla sonuçlanmasını sağladı. Şimdi bütün bu altyapının da verdiği güçle turizm sektörünün bu yıllar içerisinde kazandığı tecrübeyle birlikte üçüncü bir döneme girmenin, tam tabiriyle bir hamle döneminin içerisine girmenin tam zamanıdır. Onun için bu Turizm Şurası da zamanlaması itibariyle fevkalade önemlidir. Hayırlı sonuçlar doğurmasını ve Türkiye turizmine büyük katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Ülke turizminin geleceğine ilişkin görüşleri bu şurada paylaşacağız. Turizm politikalarımızı gözden geçireceğiz. Yeni stratejileri ortaya koyacağız. 2023'te 50 milyon turist, 50 milyar turizm geliri hedefini revize edecek ve belki de daha yukarıya çıkaracak hedefleri ortaya koyacağız. Özel sektör odaklı yaklaşımlarımızı gözden geçireceğiz. Özel sektörümüzün
yeniden motive olarak güçlü bir şekilde bu meseleye çalışmasını, tam manasıyla bir seferberlik ruhu içerisinde ileri adımlar atmasını temin edeceğiz. İnşallah bu şura ile birlikte hemen bu oturumdan sonra değerli bakan arkadaşlarımız, turizmle ilgili bakan arkadaşlarımızın da katılımıyla bir bakanlar toplantısı düzenleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde bütün bakanlıklarımızın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın özel sektörle yan yana, el ele, gönül gönüle bu seferberliği sağlaması en büyük hedefimiz, en büyük amacımızdır. Kültür ve turizm diplomasisini de inşallah bu toplantılarda oluşan fikirler çerçevesinde daha etkin hale getirecek, daha güçlü kılacağız. Sonuçta çıkan sonuçlar sadece burada kalmayacak. Sadece tartışma odalarının içerisinde kalmayacak. Bunları eylem planına dökerek bu eylem planlarını sürekli olarak takip edeceğiz. Burada sizlerin de özel sektöründe, medyanın da, ekonomiyle ilgili kuruluşların da yakın takiplerini istirham edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, turizm ve seyahat sektöründen bahsettiğimizde karşımızda devasa bir sektör var. Diyebiliriz ki son yıllarda diğer sektörlerle kıyaslandığında son derece hızlı büyüyen bir sektör. Şu an itibariyle dünya ekonomisinin yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık büyük bir pastasını elinde bulunduran, büyük bir pastasını oluşturan sektör. Yan etkileriyle birlikte 7.6 trilyon dolarlık devasa bir ekonomiden bahsediyoruz. 108 milyon kişiye istihdam üretiyor ve önümüzdeki dönemdeki bu istihdam üretme 380 milyonlar seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Dünya ekonomisi 2.5 büyürken turizm 3.1 büyüyor. Ayrıca 10 yıl sonra turizmin 3.9 büyüyerek diğer sektörler arasında en hızlı şekilde büyüyen bir sektör olması kaçınılmaz görülüyor. İşte bu devasa pastadan Türkiye olarak yeterince pay almak mecburiyetindeyiz. Bugün her türlü olumsuz gelişmeye rağmen son yıllarda yaşadığımız, Türkiye dünya turizminde 6. sırada olan bir ülkedir. Bu turizm şurası ile birlikte 3. evrede bir seferberlik ruhuyla hareket ederek inşallah Türkiye'yi 10 yıl içerisinde çok daha yüksek bir noktaya getireceğiz ve Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde inşallah 2023 hedeflerini aşacağımızı ümit ediyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin geçtiğimiz 2 yılda yaşamış olduğu tecrübe önemli ve anlamlıdır. Türkiye son 2 yılda bir taraftan Rusya ile aramızdaki uçak krizi, diğer taraftan FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve arkasından Avrupa'daki seçimler dolayısıyla başta Almanya olmak üzere Türkiye'ye karşı son derece tarafkir ve son derece baskıcı bir takım propagandalara rağmen, oluşturulan olumsuz havalara rağmen Türkiye turizmi toparlanmış, Türkiye turizmi yeniden güçlenmeye başlamıştır. Bütün bu yaşadıklarımız turizm sektörümüzün risklere karşı, kaoslara karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı turizm sektöründeki bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz ilk sefer kamuoyuyla paylaşacağımız son rakamı da burada açıklamak isterim. İlk 9 aylık turizm sektöründe Türkiye'ye gelen turist sayısı 26 milyonu geçmiş, 26 milyon 60 bin seviyesine ulaşmıştır. Sadece Eylül ayında 4 milyon yeni turist gelmiştir. Eylül ayındaki rakamımız bir önceki yılın Eylül ayına göre %40 daha yüksektir. 9 ayın ortalaması da Allah'a çok şükür %30'a yakın daha yüksek, %28.7 daha yüksektir. Bu sektörün toparlanmaya başladığını gösteriyor ve inşallah yeni dönemle birlikte çok daha ciddi bir hamle yapacağız ve ilerlemeye devam edeceğiz. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim. Türkiye'ye gelen turistler arasında Rus turistlerin sayısı ilk 9 ayda 4 milyonu aşmış. Alman turistlerin sayısı da 3 milyona yaklaşmıştır. Denebilir ki geçmiş yıllara göre Alman turistlerinin sayısı azalmış. Ancak şunu ifade etmek isterim. Özellikle Almanya'da bazı politikacıların çok yüksek perdeden
Türkiye karşıtı politikalarına, neredeyse sakın ha Türkiye'ye gitmeyin, canınız tehlikededir gibi söylemlere rağmen 3 milyon Alman turistin 9 ayda Türkiye'ye gelmesi önemlidir. Bu da bize şunu gösteriyor. Siyasetçiler ne kadar Türkiye karşıtı kampanya yürütürlerse yürütsün, Alman turistler de Türkiye'nin imkanlarını görmüşler. Türkiye'de milletimizin misafirperverliğini tatmışlar. Bundan sonra da gelmeye devam edecekler. Bundan sonra da bu rakamlar artacaktır. Değerli misafirler, saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Önümüzdeki dönemde, bu üçüncü hamle döneminde önümüzde bazı stratejik hedefler var. Bunlardan bir tanesi pazarları çeşitlendirmektir. Türkiye şimdiye kadar gelen ülkelerden turistleri almaya, artırarak misafir etmeye devam etme stratejisini sürdürürken, diğer taraftan da özellikle Uzak Doğu Asya ülkelerine açılımı süratle devam ettirecektir. Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Asya açılımımızı sürdüreceğiz ve yaklaşık dünya nüfusunun yarısını barındıran, her birisi 300, Çin ve Hindistan için söylüyorum, 300 milyon seviyesinde yeni ve alım gücü yüksek bir orta sınıfa sahip olan bu ülkelerin kapısını çalacağız ve bu ülkelerden misafirlerimizi Türkiye'de ağırlamayı artıracağız ve inşallah çok önemli, milyonlarla ifade edilen turistleri burada misafir edeceğiz. Ayrıca ürün çeşitlendirmesine gitmek zorundayız. Sadece deniz, kum ve güneş değil, sağlık turizmi, spor turizmi, inanç turizmi, dağ turizmi, doğa turizmi gibi çok çeşitli alanlardaki turizm paketlerimizi çeşitlendirecek ve dünya turizm sektörüne rekabetçi bir şekilde özel sektöründe gücünü artırarak yeni ürünlerimizle girecek ve insanların Türkiye'ye gelmesini inşallah teşvik edeceğiz, sağlayacağız. Yeni dönemdeki üçüncü önemli stratejik hedefimiz ise özellikle son yıllarda İslam karşıtlığı ve bunun somut hale gelmiş hali olmamız ve en büyük güvencimiz Anadolu topraklarının zenginliğidir. Hiç şüphesiz Anadolu insanlığın buluştuğu yerdir. Hem Truva'dan Osmanlı'ya kadar 24 büyük imparatorla 24 büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir coğrafya olması dolayısıyla, hem de bu topraklarda asırlar boyunca kim olursa olsun, dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun herkese hoşgörüyle yaklaşmış olan yaklaşımı ve anlayışıyla Anadolu toprakları insanlığın buluştuğu yerdir. Bu tarihi ve kültürel zenginlik dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bir tarafında 10 bin yıl öncesine uzanan Göbekli Tepe, diğer tarafında insanların tamamına kendisine ve sevgiye çağıran Mevlana'nın iklimi. Bir tarafta onlarca antik kentin ortaya koymuş olduğu muhteşem bir kültürel zenginlik, diğer tarafta Amasya'nın, Mardin'in, Konya'nın, Kastamonu'nun, Safranbolu'nun her birisi yaşayan müze olan şehirlerimizin ortaya koyduğu İslam estetiği. Bir tarafta Ayasofya'nın ihtişamı, hemen karşısında Sultanahmet'in Ayasofya'yı da kucaklayan inanç ve iman abidesi olarak dikilişi. Türkiye'nin her tarafında çok farklı kültürleri, çok farklı medeniyetleri bir arada tutan büyük bir zenginliğe sahibiz. Bu zenginlik ve çeşitlilik hiç şüphesiz ki en büyük zenginliğimizdir. Hiç abartmadan söyleyebiliriz. Dünyanın en büyük arşivi, dünyanın en büyük kütüphanesi Anadolu topraklarıdır, Türkiye'dir. Bu zenginliği o zaman müsaadenizle bir daha tekrarlayayım. Dünyanın en büyük arşivi, dünyanın en büyük kütüphanesi Türkiye'dir, Anadolu'dur. Bundan istifade edeceğiz. Bu gücümüzü ortaya daha fazla koyacağız. Turizm üzerinden, kültür üzerinden Türkiye markasının değerini artıracağız ve yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde,
Türkiye'nin artan gücü ve Türkiye'nin artan potansiyelleriyle inşallah 2023 hedeflerimiz belki 2023'e gelmeden gerçekleşecek ve Türkiye bu devasa turizm pazarından yeterince payını alacak güçlü bir ülke olacaktır. İnşallah 2023'e gelmeden Türkiye 6. sıradan daha yukarılara çıkacak ve dünyanın bir turizm devi olma hedefine yaklaşacaktır. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün davetlilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Şuramıza şeref verdiniz, şuramızı anlamlandırdınız. Bu şuradaki çalışmalar dolayısıyla 13 komisyondaki arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Emekleri var olsun ve inşallah sonuçlarıyla Türkiye turizmine, Türkiye ekonomisine ışık tutsun. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve hitaplarını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli misafirler, turizm sektörünün kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Bugün az önce de ifade edildiği gibi ilki 1998, ikincisi 2002 yılında yapılan Turizm Şurası'nın üçüncüsünü yapıyoruz. Şuramızın ülkemiz, milletimiz, sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şuranın düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere tüm bakanlık mensuplarını, sektör temsilcilerini ve bilim insanlarımızı tebrik ediyorum. Bizi bugünlere kadar getiren turizm politikamızın artık tıkandığı, yeni bir vizyona, yeni bakış açılarına, yeni yaklaşımlara ihtiyacımızın bulunduğu ortadadır. 2023 hedeflerimiz çerçevesinde turizm sektörü içinde belirlediğimiz şüphesiz ki bir çıta var. Burada ortaya konacak görüşlerin, yapılacak tartışmaların, geliştirilecek önerilerin, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin çok önemli bir unsuru olarak gördüğümüz turizm sektöründeki hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlamasını diliyorum. Sayın Bakanımızın da az önce ifade ettiği gibi gerçekten turizmde Türkiye hakikaten çok zengin bir arşive sahip. Bu zengin arşive sahip olmamıza rağmen acaba turizmdeki bir çekim alanı dört dörtlük oluşturamayışımızın eksikleri nelerdir? Bunları şüphesiz ki bulup çıkarmamız lazım. Değerli misafirler, insanların görme, tanıma, dinlenme veya benzeri amaçlarla bir başka yere seyahat etmesi anlamında turizmin insanlığın tarihi kadar eski bir geçmişi olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte turizmin günümüzdeki anlamıyla bir sektör haline dönüşmesi geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında turizm sektörü gerçekten çok büyük bir atılım göstermiştir. Bugün artık doğrudan ve dolaylı etkileriyle dünya ekonomisine yaklaşık 7,5 trilyon dolar
katkı sağlayan 300 milyona yakın istihdamı ifade eden bir büyüklüğe ulaşan bir sektörü konuşuyoruz. Böyle bir sektörden bahsediyoruz. Bir başka ifadeyle turizm sektörü tüm dünya gayri safi milli hasılasının ve toplam istihdamın %10'una denk gelen bir büyüklüğe sahip. Önümüzdeki 10 yıl boyunca da turizm sektörünün dünya ortalamasının üzerindeki büyüme eğiliminin süreceği öngörülmektedir. Hele hele hizmet sektörü denildiği zaman turizm bu işte başı çekiyor. Türkiye turizmin neredeyse tüm alanlarını kapsayan geniş potansiyeliyle bu süreci yakından takip etmesi gereken ülkelerin başında geliyor. Bununla birlikte turizmin son derece hassas bir sektör olduğunu da unutmuyoruz. Küresel, bölgesel ve ülkelerle ilgili tüm gelişmeler turizm sektörünü derinden etkilemektedir. Bu gerçeği Türkiye olarak biz son yıllarda çok yakından bizzat yaşamış bir ülkeyiz. Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan gelişmelerle ülkemizdeki terör eylemleri ve darbe girişimi turizmimize çok ciddi bir darbe vurmuştur. 40 milyona yaklaşan turist sayımız geçtiğimiz yıl 25 milyona kadar gerilemiştir. Bu yılın ilk 8 ayında 22 milyon rakamını yakalayarak az önce Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi 9 aylık rakamın da 26 milyona çıkmış olması bizler için ayrıca umut vesilesidir. Demek ki olumlu istikamette gelişiyoruz. Ve artık sektörün yaşadığı kötü dönemi geride bırakmaya başladık. Bu tablo aynı zamanda Türkiye'nin turizm alanında da kendi kendine yetebilen, aldığı yaraları tedavi edebilen, hemen ayağa kalkıp hedeflerine yürümeyi sürdürebilen güçlü bir ülke olduğuna işaret etmektedir. Ancak turizm gelirlerinde hala kat etmemiz gereken çok mesafe olduğunu biliyoruz. Yani turizmde gelen bütün turist sayısına paralel geliri elde edemiyoruz. Şimdi onu da yakalamanın yollarını bu şurada müzakere etmemiz lazım. Turizm gelirlerimizin turist sayısındaki artışa paralel yükselmemesinde sertleşen rekabet şartlarının yanında yaşanan olumsuzlukları telafi etmek için uygulanan düşük fiyat politikasının da etkisi olduğu açıktır. İnşallah diğer alanlarda olduğu gibi turizmde de en kötüsünü artık geride bıraktık. Ekonomiye ve istihdama katkısıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir sektör olan turizmde artık yükseliş dönemidir. Devletimiz tüm imkanlarıyla sektörün yanındadır. Yanında olmaya da devam edecektir. Türkiye'nin potansiyeli öyle büyüktür ki ihracatta olduğu gibi turizmde de kaybettiğimiz pazarların kat be kat büyükleri hemen bir el uzatımı mesafede değerli arkadaşlar bizi beklemektedir. Değerli misafirler, değişen dünyayla birlikte değişen bir turizm algısı var. İnsanlar artık sadece eğlenmek, hoş vakit geçirmek için bir ülkeden diğer bir ülkeye gitmiyorlar. İnsanlar artık lezzetli bir yemeği tatmak kadar o yemeğin nasıl yapıldığını da görmek, malzemelerini tanımak, hatta tecrübe etmek istiyorlar. İnsanlar artık iyi bir müzik dinlemek kadar o müziğin nasıl icra edildiğini de görmek, sanatçılarla tanışmak, onlarla vakit geçirmek, kendi sanat anlayışlarına yeni renkler katmak istiyorlar. Bu yüzden turizmi belirli alanlarla kısıtlamak mümkün değildir. Doğa turizmi kadar az önce de ifade edildi,
gastronomi turizmi de adı giderek daha sık anılan ve rağbet gören bir turizm çeşididir. Aynı şekilde inanç turizmi insanların yoğun ilgisini çekmektedir. Yine termal turizm, sağlık turizmi gibi yeni alanların süratle geliştiğini görüyoruz. Görüldüğü gibi insanlar artık sadece dinlenmekle, sadece gezmekle yetinmiyor. Gittikleri yerlerde hayatın her alanına ulaşmak, tanımak, tecrübe etmek istiyorlar. Bir başka ifadeyle, insanlar hediyelik eşyalar kadar unutulmaz hatıralar da biriktirmeye önem veriyorlar. Elbette bu büyük bir değişimdir. Şayet doğru şekilde değerlendirebilirsek, bu yeni turizm anlayışından en karlı çıkacak ülke de biziz. Dünyada başka hangi ülkede ülkemizdeki gibi zengin bir mutfak kültürü tecrübesi edinilebilir? Başka hangi ülkede bizdeki kadar zengin müzik çeşidiyle, folklor kültürüyle karşılaşılabilir? Yeryüzünün başka hangi köşesinde kuzeyden güneye, doğudan batıya gidildiğinde bu denli köklü ve farklı medeniyetlerin izleri sürülebilir? Bizimle aşık atabilecek denizi bir başka, yaylaları bir başka, dağları ovaları bir başka, hele hele insanı daha bir başka güzelliğe sahip kaç ülke bulunabilir? Bütün bu paylaşımlar aynı zamanda karşılıklı duyguların, düşüncelerin, vicdanların da etkileşimini beraberinde getirecektir. Açıkçası insanlığın buna ihtiyacı var. Belki o zaman Suriye'de, Irak'ta, Arakan'da, pek çok Afrika ülkesinde yaşanan insanlık dramları karşısında duyarsız kalan dünyanın büyük bölümünün vicdanı harekete geçebilir. Bizim ülkemize gelen her misafirimize bu konuda da gösterebileceğimiz, çok örneğimiz, aktarabileceğimiz çok tecrübemiz var. Kültür yapımız, turizmin ülke satına yayılması için de çok uygun bir temele sahiptir. Kapısını çalan kişiye, kökenine, dinine, meşrebine, rengine, diline, kıyafetine bakmaksızın Tanrı misafiri gözüyle bakan bir milletiz biz. Milletimiz için Tanrı misafiri sofrasında ne varsa bölüşeceği, hele hele çayını, ayranını içirmeden asla göndermeyeceği, gerekiyorsa altına döşek sereceği kişi demektir. Biz böyle bir milletiz. Kapısına gelene öyle ters bakan bir millet değiliz biz. Tam aksine kapısını rahatlıkla açabilen bir milletiz. Ülkemize gelen turiste gezdiği çarşıdan aldığı birkaç parça otantik eşya veya yediği birkaç lokmadan ziyade Türk örfünü, adetini, misafirperverliğini sunduk, sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Turistlere ülkemizin güzellikleri yanında insanımızın gönül zenginliğini, ahlaki olgunluğunu, manevi derinliğini gösterdiğimizde sadece para değil, aynı zamanda dost kazanmış oluruz. Yunus Emre'nin şu mesajı bana göre bizim turizm anlayışımızın adeta manifestosudur. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Evet, kimseye kalmayacak şu dünyada, eğer gönlünü kazandığımız insanlarla, geride bıraktığımız eserlerle, gök kubbede hoş bir sada bırakabiliyorsak,
ne mutlu bize. Bundan daha etkili bir tanıtım, bundan daha etkili bir pazarlama düşünemiyorum. Değerli misafirler, Türkiye'nin bir açık hava müzesi olmasıyla övünmek elbette hakkımızdır. Ama asıl olan bu zenginliği hakkıyla değerlendirebilmektir. Son yıllarda Anadolu'daki şehirlerimizde bu doğrultuda atılan bazı ümit verici adımlar var. Örneğin Gaziantep gastronomi alanında UNESCO yaratıcı şehirler ağına katılmıştır. Hemen de gülüveriyorsun. Şanlıurfa'nın müzik alanında yaptığı başvuru kabul edilmiştir. Bu da önemli bir gelişme. Pek çok şehrimiz kendileriyle özdeşleşmiş ürünlerine sahip çıkarak coğrafi işaretlerini almaya başlamışlardır. Sahip olduğumuz Malatya kayısından Adana kebabına, Damal bebeğinden Isparta halısına kadar gerçekten çok zengin güzelliklere önce sahip çıkıp tescillemeli, ardından da tüm insanlığın hizmetine sunmalıyız. Çanakkale'deki Truva antik şehri, mitolojideki pek çok hikayeye ev sahipliği yapıyor oluşuyla dahi çok büyük bir turistik değerdir. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Truva'yı sadece kalıntılarıyla değil, bölgede kurulacak turizmin tüm unsurlarına hitap edecek altyapısıyla dünya çapında bir cazibe merkezi haline getirmemiş olmamız bizim eksiğimizdir. 2018 yılının Truva yılı ilan edilmesi, ümit ediyorum ki bu eksiğimizi giderme yönünde atılacak adımlar için bir fırsat, bir vesile haline dönüşür. Aynı şekilde Sivas'taki Divriği Ulu Cami sanat değeriyle öylesine nadide bir eserdir ki inanın başka bir ülkede olsa yılda milyonlarca ziyaretçi çeker. Karadeniz'in yaylaları yeni yeni keşfedilen bir başka turizm değerimizdir. Terör sorunu tamamen sona erdiğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzdaki dağların, ırmakların, vadilerin, mezraların her birinin birer turizm yuvası haline geleceğine inanıyorum. Tabiat turizmi konusunda markalaşmaya uygun pek çok değere sahibiz. Bu amaçla yapılan çalışmalar sonuçta ülke genelinde tabiat turizmi faaliyetlerine uygun 2000'in üzerinde alan belirlenmiştir. Anadolu'nun dört bir yanında değerlendirilmeyi bekleyen bunlar gibi nice tarihi, kültürel, doğal kıymetlerimiz var. Daha önemlisi biz İstanbul gibi mücevher değerinde bir şehrin potansiyelini dahi tam olarak kullanabilmiş değiliz. İstanbul ülkemize gelen turist sayısını tek başına ağırlayabilecek potansiyele sahip bir şehrimizdir. Bunun yanında İzmir'den Bursa'ya, Hatay'dan Erzurum'a, Konya'dan Edirne'ye kadar hakkıyla değerlendiremediğimiz nice şehrimiz var. İnşallah turizm politikamızı bu yönde geliştireceğiz. Son dönemde karşımıza çıkan veya çıkartılan engeller bizim için geleceğimizi inşa ederken dikkate alacağımız birer tecrübedir. Turistlerin beklentileriyle elimizdeki imkanları en ideal şekilde bir araya getirdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığına, olmayacağına inanıyorum. Müşterisiz iş, motorsuz otomobile benzer. Görüntü tamamdır ama sizi hiçbir yere götüremez. Turizmde de yapmamız gereken
elimizdeki üründen önce müşterinin haberdar olmasını sağlamak, sonra da bunu en güzel şekilde sunmaktır. Son çeyrek asırdaki tecrübelerimiz, turizmde altyapıdan insan kaynağına kadar her alanda gerektiğinde sunduğumuz imkanları katlayacak güce sahip olduğumuzu gösteriyor. Yeter ki şöyle bismillah deyip bir doğrulalım, harekete geçelim, çalışmaya başlayalım. İnanın bana gerisi kolayca gelecektir. Değerli misafirler, ekonominin diğer alanlarıyla birlikte turizmde de ülkeler arasındaki ilişkilerde gerektiğinde bir silah olarak kullanılabilmektedir. Bunu dünyanın değişik yerlerinde gördük, görüyoruz. Türkiye son birkaç yıldır güvenlik sorunları yanında ekonomik saldırılara da bildiğiniz gibi maruz kalıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen siyasi ve art niyetli notlarını artık kimse de ciddiye almıyor. Hep söyledim. Yapılan açıklama siyasidir. Nitekim bakıyorsunuz, aradan birkaç ay geçiyor, siyasi olduğunu görüyoruz. Onun için biz işimize bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Türkiye güçlü bir ülke. Ve güçlenerek de yoluna devam ediyor. Turizmde de ülkemize yönelik seyahat uyarıları giderek ciddiyetini kaybediyor. Ülkemizi ziyaret eden insanlar burada gördükleri manzara ile kendi devletlerinin uyarılarını, medya kuruluşlarının yayınlarını yan yana getirdiğinde gerçeği çabucak kavrayıveriyorlar. Tabii bu durum bizim hem kurumsal düzeydeki tanıtım çalışmalarımızı hem de fert fert üzerimize düşen sorumlulukları ortadan kaldırmıyor. Hep söylediğim gibi yalanların en büyük panzehiri hakikatlerdir. Onun için biz hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Biz tüm dünyaya hakikatleri ifade etmenin, göstermenin, anlatmanın gayreti içinde olacağız. Ülkemiz dışında yaşayan ve sayıları 6 milyona aşan vatandaşımızın her birini gönüllü turizm elçimiz olarak kabul ediyorum. Buna ülkemizi ziyaretlerinde duyduğu memnuniyetle fahri vatandaşlarımız haline gelen dostlarımızı da eklediğimizde karşımıza devasa bir tanıtım ordusu çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa'daki vatandaşlarımıza yönelik olarak komşunu da al, tatile gel kampanyası başlatmıştık. Evet, bu kampanyamız devam ediyor. Almanya'daki seçim sürecinde aleyhimizde yürütülen tüm kampanyalara rağmen bu ülkeden gelen turist sayısının yılın ilk 8 ayında 2,5 milyonu geçmesi kampanyamızın başarılı olduğunu işaret ediyor. Rus turistlerin sayısı da 3,5 milyona yaklaştığına göre oradaki sorunlar da çözüldü demektir. Körfez ülkeleri bizim en tabii ve en büyük turizm pazarlarımız haline geldi. Yeni dönemde mevcut pazarları geliştirmenin yanında yılda 120 milyon turistin dünyaya dağıldığı Çin başta olmak üzere Hindistan, Malezya, Endonezya, Japonya, Güney Kore, Güney Amerika ülkeleri gibi yeni alanlara ağırlık vermeliyiz. Bu pazar çeşitliliğini sağladığımızda bölgemizdeki siyasi sorunların turizm sektörüne etkisini asgari düzeye indirebiliriz. Turizm şuramızda tüm bu konular enine boyuna tartışılacaktır. Tabii bu vesileyle bugün burada bir müjde vermek istiyorum. Burası malum Ankara'daki bizim yarı opera binası diyebileceğimiz bir kongre merkezimiz. 2000 kişilik. Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı
çok çok modern bir mimariyle inşallah pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım. Ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar inşallah orada biz bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. Gerçekten proje çok çok güzel ve muhteva itibariyle bugünkü mevcut projeyle mukayese edilemeyecek derecede zengin, birçok ihtiyaca cevap verecek, çok amaçlı ve İstanbul'daki bizim turizm faaliyetlerinde de hakikaten Türkiye'nin bu alandaki gücünü ortaya koyabilecek bir imkan, bir zemin hazırlıyoruz. 2019 sonuna kadar da inşallah onu bitirecek. Belki de 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz. İstanbul'umuza, ülkemize şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Ve bu düşüncelerle bir kez daha şuramızın başarılı geçmesini diliyor. Düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Zat-ı Devletleri'ni bir süre daha sahnede ağırlıyoruz efendim. Hediye takdimimiz olacak çünkü. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u bir kez daha sahneye davet edelim alkışlarınızla. Buyurunuz Sayın Bakanım. Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza 3. Turizm Şurası için özel hazırlanan hatıra pulunu imzalatacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız bugünün anısına hatıra pulunu imzaladılar. Şura pulu ve şura parası var şimdi. Ve Sayın Bakanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza bugünün anısına bir tablo hediye edecek. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde resim dalında ödüle layık görülen Selahattin Kara'nın bir eserini takdim ediyor Sayın Bakanımız. Sayın Cumhurbaşkanım, çok kıymetli konuklar. Programımız burada sona erdi. Bizlere ev sahipliği yapma lütfunu gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza programımızı teşriflerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün misafirlerimizi kokteyl alanına davet ediyoruz. Programımız saat 13'te bakanlar oturumuyla devam edecek efendim. Programımız saat 13'te bakanlar oturumuyla devam edecek.